Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Rütük bana 380 gün hapis cezası verdi. Öğrenince güldüm. Ya tabii güldüm ya. Niçin gülmeyeyim ki? Tam bir kara mizah. Sözcü okurlarına TGRT televizyonunda Medya Kritik isimli programda it diyorlar, köpek diyorlar, salak diyorlar. Ya olabilecek ne kadar hakaret varsa hepsini yapıyorlar. Bildiğimiz yani kamuoyunda bildiğimiz gündelik hakaret olarak kabul ettiğimiz bütün kelimeleri kullanıyorlar. Sözcü yazarları, çalışanları ve okurları için. Sözcü Rütük'e şikayet ediyor. Rütük diyor ki bunlar diyor fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü sınıfına girer diyor. Değil mi? Evet, hatırladınız değil mi? Evet. Ben de diyorum ki ya madem bunlar ifade özgürlüğü sıfatına girer, sınıfına girer. Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim diyorum. Bakın hitap ediyorum demiyorum. Aynısını size söylüyorum da demiyorum. Hitap edebilir miyim diye de soruyorum ayrıca. İzin istiyorum yani. Ha izin vermeyebilirler. Bana bir mektup yazarlar. Cevap gönderirler. Derler ki hayır. Biz size bu konuda izin vermiyoruz. Hayır. Hem izin veriyorlar hem de benim size böyle hitap edebilir miyim dediğim yani kendilerinin hakaret saymadığı kelimeleri hakaret olarak kabul edip hakkımda savcılığa şikayette bulunuyorlar suç duyurusunda. Savcılık ifademi alıyor. Yargıç yargılama yapıyor. İki mahkemede beni mahkemeye bile çağırmadan savcılık ifademle 380 gün hapis geçiriyorlar. Neden? O kelimeler hakaret ifadesiymiş. Hakaret olarak tanımlanıyormuş. Ve yargıç efendi. Kadın mı bilmiyorum. Hakikaten inanın yargıcın ne olduğunu da bilmiyorum. Ve arkadaş. Yahu bu konuda bana beni size şikayet edenler bile bunlar hakaret sözcükleri değildir diyor. Adamlar kendileri diyor. Sonra da şikayet ediyorlar. O zaman senin demen gereken ne? Siz bu kelimelerin hakaret olduğunu kabul etmediniz. Kabul etmemişsiniz. Bakın işte burada belge. Sözcü gazetesine verdiğiniz resmi cevap. Değil mi? Öyle demeleri gerekmez. Gerekmiyor mu demesi yargıcın? Öyle demesi gerekiyor. Hayır. Neden? Abi Memduh Bayraktaroğlu'na ceza kesecekler. İnanın para cezasına çevrildi. 7600 lira. Ödemeyeceğim, hapse gireceğim. İnadına hapse gireceğim. İnadına bakın ne kadar net konuşuyorum, inadına. Hapse gireceğim ya, gireceğim, yatacağım ya. Ne kadarsa infazını çekeceğim. Ya utansınlar, rezil olsunlar bütün dünyaya ya. Evet, bütün dünyaya da bunu şikayet edeceğim. Bütün dünyaya. Böyle rezillik olur mu ya? Yani birisi benim diyelim ki bir dostuma, arkadaşıma ya da bir düşmanıma fark etmez. Düşünebiliyor musunuz? Birisi benim düşmanlarımdan birine diyelim ya da rakiplerimden birine ağır hakaret ediyor. Bana soruyorlar hakaret etti mi diye yok onlar hakaret içermiyor diyorum. Onlar hakaret kelimeleri değil diyorum. Aynı birisi sonra bana dönüyor diyelim ki. Yok onlar hakaret cümlede kelimeleri değil diyorum. Sonra birisi bir başkası benim hakaret saymadığım cümlelerle bana hakaret ediyor. Bu sefer ben diyorum ki aa bunlar hakaret bunları atın içeriye. Yapmam. Neden yapmam? Ben karakter sahibiyim. Ben kişilik sahibiyim. Bakın burada eğer suçsa bir daha suç işliyorum. Rütük karaktersizlik göstermiştir. Rütük üyeleri şikayetçi olanlar hepsi şikayetçi olmadı. Karaktersizlik göstermiştir. Kardeşim sen bir dostuna yapılan hakaretlerin hakaret olmadığını kabul ediyorsan kendine soru şeklinde sorulduğu halde hem de soru şeklinde sorulduğu halde o kelimeleri hakaret olarak kabul edersen senin karakterin yoktur. İlkeli insan bunu yapmaz çünkü. İlkeli insanlar bunu yapmaz. Hadi git yine bir daha ver mahkemeye. Bir daha girerim içeriye. Hiç de umurumda olmaz. Utanın be. Utanın, utanın. Bu ne vicdansızlık ya? Bu ne vicdansızlık? Bu ne biçim bir ahlak anlayışı ya? Yani canlarım işte bu ülkeyi bu tür kurumlar bu hale getirdiler. Cumhurbaşkanı da artık günahkar değil bence. Neden? Ya adam işini yapıyor. Atın içeri diyor. Asıl direnmesi gereken yargıçlar. Yemin ediyorlar. Asıl direnmeleri gereken böyle tarafsız denetim kurumları.
tarafsız denetim kurumlarının başına atılanlar ben beni buraya atayanın memuruyum, emir kuluyum, kölesiyim deyip karar alırlarsa o ülkede adalet olmaz. O ülkede ayakta kalamaz. İşte kalamıyoruz, gidiyoruz. Bakın dünyada hiç dostumuz kalmadı. Bir tek Katar diyorlar, yakında onu da göreceğiz. Bakın Sudan bugün yayıldı haber, bugün yayınlandı haber. İsrail'le aradaki vizeleri kaldırdı. Sudan da İsrail'le barıştı yani. Bütün Arap İslam ülkeleri İsrail'le barıştılar. Birlik içindeler. Önümüzdeki günlerde Filistin'de çok önemli, çok büyük barış geliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğinde de çok büyük ihtimalle Arap dünyasının talep ettiği, istediği bir kişi atanacak, getirilecek. Hamas, Mamas hepsi gidiyor bunlar. Hamas kim? Recep Erdoğan'ın kankası, terör örgütü. Ya böyle şey olur mu canlarım ya? Böyle bir devlet yönetilir mi ya? Terör örgütleriyle el ele yürüyen bir devlet olmaz, olamaz. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele edeceksin, öbür yandan da kendin başka ülkelere terör uygulayan, başka ülkelerde terör yaratan Hamas gibi ya da ne bileyim ÖSO gibi terör gruplarına destek vereceksin. Böyle devlet yönetilmez. Hayır. Hayır. Bu olabilecek, kabul edilebilecek bir şey değil ve dünyada yalnız kaldık. Tek başımıza kaldık. Bakın uğruna neredeyse savaşa gireceğimiz Azerbaycan hala Kıbrıs'taki Kuzey Türk Cumhuriyeti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanımıyor. Ha, tanısa ne olacak? Olsun. Olsun. Tanısın. Filistin tanıyor mu? Yok, Filistin de tanımıyor. Neden? Filistin diyor ki oradaki Rumlarla bizim İsrail karşısındaki halkımızın hiçbir farkı yok diyor. Filistin öyle söylüyor. Azerbaycan niye kabul etmiyor? Ermenistan, Karabağ'da neyse Türkler de Kıbrıs'ta o diyor. Bunları halkımıza açıklıyor mu bizim Cumhurbaşkanımız ya da bakanları? Yok, açıklamıyor. Halk da zannediyor ki biz gerçekten Azeri Türklerini falan koruyoruz. Ya koruduğun Azeri Türklerinin başındaki adam senin Kıbrıs'taki Türklerinin bir tekini bile korumuyor. Onların geleceğiyle ilgilenmiyor bile. Hiç umurlarında değil. Senin 9 şehit verdiğin, uğruna 9 şehit verdiğin Filistin senin Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki Türklerini tanımıyor. Onlar Filistinlilerin, Filistin yönetimlerinin umurlarında bile değil. Neden? Çünkü oradaki Türkleri değil, oradaki Rumları koruyorlar. Oradaki Rumları kendileriyle özdeşleştiriyorlar. Tıpkı Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki Türkleri kendileriyle özdeşleştirmeleri gibi. Haliyle diyor ki Azerbaycan'da, Ermenistan diyor Karabağ'da neyse Türkiye'de Kıbrıs'ta odur diyor. Peki bizim Cumhurbaşkanı bir şey söyleyebiliyor mu? Yok. Diğer taraftan Türkmenistan'da, Doğu Türkmenistan'da Çinliler soydaşlarımızı perişan ediyor, işkenceden geçiriyor, özgürlüklerini kısıyor, aç bırakıyor, iş vermiyor. Değil mi canlarım benim? Peki bizim hükümetten ses var mı? Yok. O Azerbaycan'ın yanında. Neden? Yıllardır böyle, yıllardır böyle. Eğer sağlam bir kişiliğe, kimliğe sahip değilseniz sadece güzele ve zengine değer verirsiniz. Anlatmıştım daha önce, bir daha anlatayım. Köyün ağası, bir de köyün delisi ya da aptalı safı var diyelim. Köyün delisi ağanın her kahveye girişinde yere attığı yeşil bir kadife parçasını kurbağa olarak algılar. Ayaklarının dibine mermi sıkılmış esir kovboy gibi zıplarmış korkusundan. Ağada başka eğlence yok köylük yerde. Zevkten dört köşe olur. Zavallı kendini aptal gösteren köylünün bu korkaklığından büyük haz duyar. Kahkahalarla gülermiş. Sürer gidermiş bir oyun böyle. Bir gün ağanın şehirde iş çıkmış ya da kasabada. Kasabaya gitmiş. Köyün fukaralarından biri de kendini akıllı zanneden fukaralarından biri de kendini aptal olarak tanıtan bana göre delinin, aptalın hakkından gelmek istemiş. Yani dalga geçmek istemiş. O da evden bir tane yeşil bir bez parçası bulmuş. Kahveye girmiş, delinin ayaklarının altına atmış. Deli şöyle bir bakmış, kafasını kaldırmış, oralı bile olmamış. Eğilmiş fukara bir daha almış yeşili, bir daha atmış.
Birkaç defa yapmış. Delinin umurunda bile değil. Fukara şaşırmış. E sen hani demiş çok korkardın yeşil kurbağadan be ya. Benim kurbağamdan neden korkmadın? Delinin verdiği cevap akıllara ders olacak gibi. Ben sadece ağanın kurbağasından korkarım. Abi Türkiye'yi yönetenler sadece ağalarının kurbağalarından korkuyorlar. Sadece ağalarını eğlendiriyorlar. Türkmenistan'daki zavallılar ezilmiş, büzülmüş umurlarında değil. Azerbaycan devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlarımızın haklarını tanımamış umurunda bile değil. Uğruna 9 şehit verdiğimiz, milyarlarca dolar harcadığımız Filistinliler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türklerimize, soydaşlarımıza hiç hassasiyet göstermemişler. Ülke yönetenlerin umurlarında bile değil. Peki vatandaşın umurunda mı? Vatandaş bir şeyin farkında değil ki. Farkında olan bizim gibiler de zaten tepki koyuyoruz, tepki gösteriyoruz. Güzellerim, canlarım, ne hale geldik farkında mısınız? Ne hale getirildik daha doğrusu? Ne demişti Bahçeli? Bahçeli dedi. Herkes hemen hemen gördüğüm kadarıyla, fark ettiğim kadarıyla yahut da biz bize benzeriz saçmalığının Erdoğan'dan çıktığını zannediyor. Hayır. Öyle ya da böyle Erdoğan ümmetçi. Ümmetler biz bize yeteriz demezler kolay bire. Neden? E çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti yurttaş ülkesi. O nedenle o bütün Müslümanlarla ilişkilerin devamından yanadırlar. Onun için ümmet derler. Millet demezler. Ümmet derler. Neyse. Devlet Bahçeli ne dedi? Biz bize yeteriz dedi. Biz bize yeteriz ne demek biliyor musunuz? Biz bize yeteriz demek bu millete, bu halka oturun oturduğunuz yerde lan bütün kapıları kapıyoruz. Gümrük mümrük her tarafa duvar örüyoruz. Bundan sonra kimseyle görüşmeyeceğiz. Kimseden mal almayacağız, kimseye mal satmayacağız demek. Değil mi? Öyle demek. Ama yerli ve milli diye yutturmaya çalıştığımız otomobilin her şeyi yurt dışından geliyor, başkalarından. Küresel üreticilerden geliyor. Evet. İşçilik bizden sadece. Ya canlarım benim. Biz bize yeteriz ya. Hemen arkasından bir de askıda ekmek geçirdi. Bahçeli. Söyleyecek bir şey bulamıyorum bu konuda. Daha ne konuşayım? Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum canlarım. Hoşça kalın.